Metin Hoca'dan herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. Ne yapıyoruz bu videoda? 6. sınıf sosyal bilgiler 1. dönem 2. yazılıya hazırlık çalışması yapıyoruz değerli arkadaşlarım. Şimdi bu videoda neler olacak? İlk başta doğru yanlışlarımız sonra boşluk doldurmalarımız sonra test sorularımız olacak. E, boşluk doldurmalar yani yazılı biraz daha zor olsun diye e, boşluk doldurmalarda kavramları vermedim değerli arkadaşlar. Tabi e, yazılımız 100 puandan oluşuyor normal olduğu gibi. Boşluk doldurmalar 25, doğru yanlışlar 25 ve test soruları da 10 tane 50 puan olmak üzere. Tekrar amaçlıdır. Umarım karşınıza olduğu gibi çıkar. Bu yazılı kağıdını indirmeniz için açıklama kısmına bir Telegram linki bırakıyorum. Oradan yazılı kağıdını indirebilirsiniz. Diğer taraftan değerli arkadaşlarım kanalıma abone olmayı ve aşağıdaki Instagram hesabımı takip etmeyi unutmayın. Umarım başarılı olursunuz. Hem bu yazılıdan hem de okuldaki yazılıdan kaç aldığınızı lütfen yorum olarak yazınız arkadaşlar. Bütün yorumları okuyorum onu söyleyeyim. Sizleri çok çok seviyorum. Hazırsanız hiç fazla lafı uzatmayalım. Başlayalım. Evet birinci sorumuzla başlıyoruz arkadaşlar. İlk bölümümüz doğru yanlış. Ufak ester bırakacağım, boşluklar bırakacağım konuşurken. Siz orada kendiniz işaretleyebilirsiniz. Birinci sorumuz Pasinler Savaşı ile Anadolu Türk yurdu haline gelmiştir. Doğru mudur, yanlış mıdır? Bu ifademiz yanlıştır değerli arkadaşlar. Çünkü Pasinler Savaşı Selçuklularla Bizans arasında yapılan ilk savaştır. Anadolu'nun Türk yurdu haline gelmesini sağlayan savaş, kesin olarak Türk yurdu haline getiren savaş, Miryo Kefalon Savaşı'dır değerli arkadaşlarım. E, ee, Malazgirt Savaşı ile e, Anadolu'nun kapıları Türklere açılıyor. Türkler Anadolu'ya yerleşmeye başlıyor. Midyo Kefalon Savaşı ile de Anadolu'ya artık Türkiye demeye başlıyorlar. Onun için bu ifademiz yanlıştır. İkinci sorumuz 90 tane kuzey yarım köyde 90 tane de güney yarım olmak üzere 180 paralel dairesi vardır. Doğru mudur yanlış mıdır? Bu ifademiz doğrudur arkadaşlar. E, paralellerin boyları kutuplardan, e, pardon ekvatordan kutuplara doğru küçülür. 0 derece başlangıç paralellerine ekvator diyoruz ve 180 tanedir. Üçüncü sorumuz ülkemizin doğusu ile batısı arasında 7.6 dakikalık zaman farkı vardır. Bu ifademiz doğru mu yanlış mı? Doğrudur arkadaşlar. 26.45 doğu meridyenleri diyoruz çünkü meridyenler zaman hesaplaması yapmak için kullanılmakta. 26 45 diyoruz 45 26 eşittir 17 17 çarpı 4 76 yapar değerli arkadaşlar bu da ülkemizin doğusu ile batısı arasında 76 dakikalık zaman farkı olduğunu bize gösterir. Ülkemizin orta kuşakta yer alması özel konum ile ilgilidir. Doğru mu yanlış mı? Bu ifademiz yanlıştır arkadaşlar. Çünkü ülkemizin orta kuşakta yer alması dünya üzerinde bulunduğu konumla ilgili. Bu da yani matematik iklim kuşakları ile ilgilidir. Dolayısıyla bu da Özel konum değil, matematik konumdur. Matematik konum, özel konum dediğim zaman işte boğazlara göre konumu, yeraltı kaynaklarına göre konumu, yer şekillerine göre konumudur. Beşinci soru, Kur'an-ı Kerim Hazreti Osman döneminde çoğaltılmıştır. Doğru mu, yanlış mı? Bu ifademiz doğrudur. Hazreti Ebu Bekir döneminde hafızlar şehit edildiği için Kur'an-ı Kerim kitap haline getiriliyor. Hazreti Osman döneminde de çoğaltılıp vilayetlere gönderiliyor. Onun için beşinci ifademizin doğru olduğunu söyleyebiliriz. Altıncı sorumuz mu son ikliminde pirinç tarımı yapılmaktır. Bu ifademiz doğru mu yanlış mı? Bu ifademiz doğrudur arkadaşlar. Muson ikliminde e, pirinç tarımı yapılıyor. Özellikle yaz mevsiminin e, e, yağışlı geçtiğini, kış mevsiminin kurak geçtiğini söyleyebiliriz. Burada muson ikliminden dolayı yani muson yağmurlarından dolayı pirinç tarımı yoğunlukla yapılabiliyor. Kutup ikliminde buzdan yapılan evlere iglo denir. Doğru mu yanlış mı? Doğrudur arkadaşlar. Burada yaşayan geleneksel halka biz eski adını öneriyoruz. eski moaların buzdan yapmış olduğu evlere de iglo diyoruz. Kutup ikliminde biliyorsunuz bitki örtüsü yok, her taraf buzullarla kaplı. Ee, onun için yedinci ifademiz doğrudur. Hatta burada ulaşımda köpeklerin çekmiş olduğu kızaklar kullanılıyordu. Ee, ekonomik faaliyet olarak da avcılık ve balıkçılık diyebiliriz. 8. soru, tarım nüfusun dağılışını etkileyen doğal bir unsurdur. Bu ifademiz doğru mu, yanlış mı arkadaşlar? Bu ifademiz e, yanlıştır. Beşeri dediğimiz zaman tarım nüfusun dağılışını etkileyen beşeri bir faktördür. Şimdi insan ve insan faaliyetlerinin nüfusun dağılışını etkilemesine beşeri faktör diyoruz. Doğada bulunan unsurların nüfusun dağılışını etkilemesine de doğal unsur diyoruz. Özellikle yer şekilleri, iklim, bitki örtüsü, yeraltı kaynakları bunların hepsi doğal faktör ama tarım, sanayi, ticaret, ulaşım bunların hepsi de arkadaşlar beşeri faktördür. Burayı bu şekilde yaptığınız zaman alacağınız puan değerli arkadaşlarım kaçtır? E, 25'tir. Evet, aşağıdaki ifadelerde boş bırakılan yerleri uygun kavramlarla doldurunuz e, demiş. Dünyayı tam ortadan arkadaşlar bakın burada ben kavramları vermedim zor olsun diye e, çünkü hocalarınız kavram kavramları verecek size muhtemelen daha kolay olur ama ben zor hazırladım ki en azından e, kendinizi zor alıştırın. Dünyayı tam ortadan ikiye ayıran en uzun paralel dairesine ne diyoruz arkadaşlar biz? Helal olsun diyoruz. Ekvator diyoruz. Arkadaşlar dünyayı kuzey ve güney olmak üzere iki yarım küreye ayıran en uzun paralel dairesi ve sıfır derece olarak belirtilen ee, daireye biz ekvator adını veriyoruz. Ülkemizde dört mevsimin belirgin olarak yaşanması hangi konumla ilgili? Özel konum mu, matematik konum mu, jeopolitik konum mu? Matematik konumdur değerli arkadaşlarım. Çünkü... 4 ee, mevsim niye yaşanıyor? Türkiye orta kuşakta yer aldığı için yaşanıyor. Orta kuşakta yer alması biraz önce de söylediğim gibi e, matematik konumla ilgilidir. Dağlarımızın güneşe bakan güney yamaçları kuzey yamaçlarına göre daha fazla ısınıyor. Bu neyle ilgili? Arkadaşlar güne, güneşe dönüklük durumu bakı etkisi diyoruz biz buna. Ee, mesela ülkemiz kuzey yarım kürede yer aldığı için bakıl sürekli yön olarak neresidir? Güneydir. Orta kuşakta yer alan ülkelerde bu değişmez. Güney yarım kürede de kuzey yarım kürede. Güney yarım kürede bakı yönü orta kuşakta kuzeydir. Kuzey yarım kürenin orta kuşağında bakı yönü güneydir değerli arkadaşlarım. Onun için buraya bakı etkisi yazıyoruz. Dördüncü sorumuz dünya üzerinde herhangi bir noktanın veya bölgenin bulunduğu yere... Arkadaşlar bakın dünya üzerinde herhangi bir nokta demişiz. Biz buraya coğrafi konum adını vereceğiz. Onun için buraya coğrafi yazacağız. Coğrafi konum. Ee, Türkiye'nin kuzey ile güneyi arasında kaç kilometre uzaklık vardır? Arkadaşlar iki paralel dairesi mesafe 111 kilometredir. Farklı yarım küredelerse toplayıp 111 ile çarpıyorsunuz. Aynı yarım kürelerse bölgeler aradaki farkı bulup 111 ile çarpıyorsunuz. Türkiye'nin 26-45 doğu 36-42 kuzey diyoruz. Paraleller arasında yer alıyor. Dolayısıyla Türkiye'nin kuzey ile güney arasında geçen paralel dairesi 6'dır. Çarpı 111 yaptığım zaman 666 kilometrelik bir uzaklık olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. 6. sorumuz nokta nokta yerel saat hesaplamalarında kullanılır. Arkadaşlar burada yerel saat hesaplamalarında paralellerin mi kullanıldığını ya da yoksa meridyenlerin mi kullanıldığını söyleyebiliriz. arkadaşlar meridyenler yerel saat hesaplamalarında Kullanılır. Onun için biz buraya meridyenler diyoruz. İki meridyen arası yerel saat farkı her yerde 4 dakikadır. Aynı yarım kürede ise mesela 26 45 D D D diyoruz. 26 doğu 25 doğu aradaki farkı bulup 4'te çarparsın. 26 batı 26 doğu dediği zaman da toplayacaksın. Çünkü sıfıra doğru gidiyor. 25'ten sıfıra 25 tane. Sıfırdan 25'e 25 tane toplayıp yine 4'te çarpıyorsun. Ama her halükarda 4'te çarpıyorsunuz ve yerel saat farkını bulabiliyorsunuz. Nokta nokta İslamiyeti kabul eden ilk Türk devletidir. Arkadaşlar İslamiyeti kabul eden ve Orta Asya'da kurulan ilk Türk İslam devleti Karahanlılardır. Karahanlılar İslamiyet'i kabul eden ilk Türk devletidir. Onun için buradaki sorumuz Karahanlılar olacaktır. 8. sorumuz Akdeniz ikliminin doğal bitki örtüsü nedir? Akdeniz ikliminin bir kere yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlıdır Akdeniz ikliminde. Ve doğal bitki örtüsü kısa bodur çalılıklarla oluşan makilerdir. Onun için biz buraya makiler yazıyoruz ve burayı da bu şekilde işaretliyoruz. Bu iki bölümü bu şekilde yaptığınız zaman alacağınız puan 50'dir değerli arkadaşlar. Üçüncü soruya geldik test soruları tam sallamasyon yerler. Hani genelde bilmiyorum o zaman C Allah'ın dediği olur diye kod diyebiliyoruz. Evet birinci sorumuz aşağıdakilerden hangisi Malazgirt Meydan Savaşı'nın sonuçlarından biri değildir demiş sorumuzda. Anadolu'nun kapıları Türkler'e açılıyor. Şimdi oraya gittiğiniz zaman bir kapı bulamayacaksınız. Yani Türkler Anadolu'ya yerleşmeye başlıyor ve Anadolu'da ilk Türk beylikleri kuruluyor. İşte Artuklular, Mengücekler, Saltuklular gibi. Ee, Anadolu'nun Türk yurdu olma süreci böylelikle e, kapılar bize açıldığı için e, Türk yurdu olma süreci başlıyor. Ama Türkler İslam dinini kabul etmeye hangi gelişmeyle başlıyor? 751 Abbasiler ile Çinliler arasında yapılan Talas Savaşı sonucunda kabul etmeye başladıkları için C seçeneği sorumuzun doğru cevabıdır. İkinci sorumuz aşağıdakilerden hangisi ilk Türk beyliklerinden biri değildir? Artuklular, Saltuklular, Mengücekliler, Danişmentler ve Çaka Beyliği Malazgirt Savaşı sonucunda kurulan ilk Türk birlikleridir ama Osmanlılar Türkiye Selçuklu Devleti ile Moğollar arasında yapılan Köse Dağ Savaşı'ndan sonra kurulmuş ikinci dönem Türk Beyliği olduğu için A seçeneği sorumuzun doğru cevabıdır. Üçüncü sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi kutup ikliminin özelliklerinden biri değildir? Demiş. Arkadaşlar kutup deyince üşüyeceksiniz bir kere. Buz buz keseceksiniz. Hava sıcaklığı yıl boyu sıfır derecenin altındadır. Temel geçim kaynağı burada e, avcılık ve balıkçılıktır. Eskimolar burada yaşayan geleneksel halktır arkadaşlar. Ve ulaşımda köpeklerin çektiği kızaklar kullanılır. Dolayısıyla bitki örtüsünün olmadığı yerde e, tarımla zaten uğraşamazsın. Onun için B seçeneği sorumuzu doğru cevabıdır. Dördüncü soru aşağıdakilerden hangisi Orta Asya'da yapılan Türk göçlerinin siyasi nedenlerinden biri değildir demiş. Arkadaşlar boylar arası çekişmeler var. Türk cihan hakimiyeti yani dünyayı fethetme arzusu var. Çin entrikaları var. Taht kavgaları var. Var da var bunlar siyasi neden. Ama otlak yetersizliğini hem ekonomik hem de coğrafi diyebilirsiniz. Ama otlaklarda hayvan otlattığın için bu daha çok ekonomik olur. Dolayısıyla B seçeneği siyasi değildir, ekonomiktir ve sorumuzun da doğru cevabıdır. Beşinci sorumuz fiziki haritalarda deniz seviyesinden 500 metreye kadar olan yüksekliklerin hangi renk ile gösterildiği söylenebilir. Arkadaşlar şimdi fiziki haritalar bir yerin yer şekillerini, dağlarını, ovalarını, platolarını yani fiziki özelliklerini gösteren haritalardır. Bu haritalardaki renkler bitki örtüsünü göstermez yani bir yerde çok yeşil varsa a orman demeyeceksiniz. 0 ile 500 metre arası arkadaşlar fiziki haritalarda yükseltinin az olduğu yerlerdir ve yeşille gösterilir. Diğer taraftan arkadaşlar yükseltisi fazlaysa bir yerin or arkadaşlar kahverengi ile ifade edilir. Ya yani mesela Doğu Anadolu bölgesinin fiziki haritasında kahverengi ve tonları sıklıkla kullanılırken Marmara bölgesinde yükselti az olduğu için yeşil renkte gösterilir. Onun için fiziki harita gördüğünüzde, yeşil rengi gördüğünüzde burada ormanlık alan çoktur demeyin. Bu yanlış bir ifade olur. Burada ne çoktur arkadaşlar, daha sonra ne azdır yükselti azdır. Çünkü bitki üstüne ulaşabilmeniz için bitki örtüsü e, haritasına ihtiyacınız var. Haritaların başlığını, amacını e, bilirseniz neye ulaşıp ulaşamayacağınızı da bilirsiniz. Altıncı sorumuz aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır demiş. Arkadaşlar paralel daireler arasındaki mesafe her yerde 111 kilometredir. Onun için e, D seçeneği doğrudur. Şimdi paralel e, ekvatorun kuzeyinde kalan e, paralellere biz kuzey paralelleri güneyinde kalanlara da güney paralelleri adını veriyoruz. Dolayısıyla Türkiye kuzey yarımkürede olduğu için Türkiye üzerinden kuzey paralellerinin geçtiğini söyleyebiliriz. Paralel paralel dairelerinin dereceleri kutuplara doğru gidildikçe artar. Şimdi sıfırdan başlıyor 0 1 2 3 4 90'a kadar güneye 0 1 2 3 4 5 birer derecelik açıyla kuzeye doğru gider. Yani dereceler artar. Şimdi paralel daireler arasındaki mesafe kutuplara gidildikçe azalır. Arkadaşlar arasındaki mesafe aynıdır. 111 kilometredir her yerde. Onun için A seçeneği yanlış aralarındaki mesafenin kutuplara doğru azalması durumu meridyenler için geçerlidir. Dolayısıyla A seçeneği sorumuzun doğru cevabı olacaktır. Yedinci sorumuz meridyen ve paraleller ile ilgili aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Başlangıç meridyeni Greenwich'ten geçmektir. Başlangıç meridyeni İngiltere'nin e, de bulunan Greenwich kasabasından geçtiği için Greenwich çizgisi diyoruz ve doğrudur. Ekvator dünyayı kuzey ve güney yarım kilo olmak üzere ikiye böler. Doğru mudur? Doğru. Ekvator sıfır. Kuzeyindeki ne kuzey yarım küre, güneyde kalan kısmı da güney yarım küre diyoruz. E, paralel dairelerin çevre uzunlukları her yerde aynıdır. Meridyen yayları ekvatoru dik olarak keser. Bu ifade arkadaşlar doğrudur. Meridyen yayları ekvatoru dik bir şekilde kesmektedir. E, sıkıntımız yok. Arkadaşlar paralel dairelerin çevre uzunlukları her yerde aynı değildir. E, bunların boyları kutuplara doğru küçüldüğü için C seçeneği yanlıştır ve sorumuzun doğru cevabıdır. 8. sorumuz aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin matematik konumuyla ilgilidir? Farklı iklimler görülmesi, Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayan boğazlara sahip olması, yeraltı ve yerüstü kaynakları bakımından zengin olması, doğusu ile batısı arasında 76 dakikalık zaman farkının olması. Değerli arkadaşlar şimdi burada zaten sahip olduğu boğazlar, yeraltı ve yerüstü kaynakları, yer şekilleri bunlar özel konumla ilgili. Doğusu ile batısı arasında 76 dakikalık zaman farkının olması matematik konuyla ilgilidir değerli arkadaşlarım. Farklı iklimlerin görülmesi yer şekilleriyle alakalı bir durum. Mesela Doğu Anadolu bölgesinde yükselti çok fazla karasal iklim görülüyor. Deniz kıyısında işte Karadeniz, Karadeniz iklimi görülüyor. Dolayısıyla arkadaşlar bu da özel konumla ilgili ama A seçenindeki ifademiz matematik konumla ilgili olduğu için A seçeneği sorumuzun doğru cevabıdır. Dokuzuncu sorumuz ilk Türk İslam devletlerinin Egemen oldukları bölgelerde kervansaraylar inşa etmesi aşağıdaki alanların hangisiyle ilgilidir? Arkadaşlar kervansaraylar inşa edilmesi, kervansaray bir kere nedir? E, ticaret yolları üzerinde, kervanların geçtiği yerler üzerinde e, inşa edilen e, dinlenme tesisi diyebiliriz. Dolayısıyla kervansarayların inşa edilmesi ilk Türk devletlerinin, ilk Türk İslam devletlerinin e, ticarete önem verdiğinin göstergesi olduğu için B seçeneği sorumuzun doğru cevabıdır. 10. soru Anadolu'da kurulan ilk Türk beyliklerinin ortak özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Arkadaşlar ilk Türk beyliklerinin ortak özellikleri arasında bir kere bunlar Anadolu'nun imar edilmesini sağlıyorlar. Çünkü medreseler, hanlar, hamamlar, kervansaraylar inşa ediyor. Ee, Anadolu'da Türk nüfusunu arttırdıkları için ve e, yapıları inşa ettikleri için Anadolu'nun Türkleşmesine katkı sağlıyorlar. Anadolu'da farklı bölgeleri e, fethedip kendi topraklarına kattıkları için fetih yapıyorlar. Ama Bizans hakimiyetine son veren ilk Türk beyliklerinin özelliklerinden biri değildir. Bizans hakimiyetine tamamen son vermeleri, bak hakimiyet diyorum varlık demiyorum. Ee, daha sonra yapılan arkadaşlar Miryokefalon Savaşı sonucunda hatta işte tamamen Bizans'ın ortadan kaldırılması Osmanlı Devleti dönemidir. Dolayısıyla Fatih Sultan Mehmet dönemidir. Onun için A seçeneği sorumuzun doğru cevabı olacaktır. Değerli arkadaşlarım yazılımız bundan ibaret. Açıklama kısmında Instagram hesabım var. Takip edebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yine açıklamada bu yazılı kağıdını indirebileceğiniz bir Telegram linki bırakıyorum. Oradan arkadaşlar bu yazılı kağıdını indirebilirsiniz. Yazıldan kaç aldığınızı lütfen yorum olarak yazın. Sizi çok çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.